sırada bir Skype bağlantımız var. Hüseyin Özkök bugün bizlerle birlikte. Hüseyin Özkök'le birlikte de dünyadan spor haberlerine tabii ki geçmiş oluyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi pazarlar diliyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk Demet. İyi pazarlar diliyorum ben de sana ve tüm seyircilerimize, ekip arkadaşlarımıza. İyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda diyelim. Sağ ol, çok teşekkürler. Biz de aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Hemen başlayalım konu başlıklarımızda isterseniz. Rubiales vakasını daha önce sizinle de konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu vaka artık dünyayı sardı. Son gelişmeler nedir, sizden dinleyelim. Şimdi geçen hafta İspanya dünya şampiyonu olup işte ilk defa tarihinde kadın futbol takımı seremoni başladığında kimsenin aklında tabii ki böyle bir vakanın, skandalın ortaya çıkacağı yoktu. Fakat tam da o seremoni sırasında olanlar İspanya'nın tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu neredeyse unutturdu. Bir haftadır hakikaten sadece bu konu konuşuluyor. İşte bir kupa kazanıyor İspanya kadın milli takımı ve çok büyük bir başarı. Çok büyük rakipleri alt ederek bu kupayı kazanıyor. Ama bir haftadır sadece konuşulan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in futbolcu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpmesi konusu. Bunu tabii ki dünyada çok kişi bir adeta cinsel taciz olarak algıladı ve bu şekilde eleştirdi. Bunun üzerine FIFA bir açıklama yaparak federasyon başkanının açığa alındığını, 3 ay süreyle işten el çektirildiğini bildirdi, 90 gün süreyle. Diğer yandan Jenni Hermoso da bir uzun açıklama yaptı. İngilizce'de yayınlanan bu açıklamada bunu kesinlikle tasvip etmediğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Destek verenlere teşekkür etti. Cuma günü Ezgi ile yaptığımız yayında ben İspanya Futbol Federasyonu'nun olağanüstü bir toplantı yapacağını ve muhtemelen, çünkü İspanya basından öyle haberler gelmişti, Federasyon Başkanı'nın Rubiales'in istifa edeceğini söylemiştim ama istifa etmedi ve bilakis inada bindirdi işi ve dedi ki ben mücadele edeceğim, kesinlikle istifa etmeyeceğim dedi. Bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu bir açıklama daha yaparak Jenni Hermoso'yu mahkemeye vereceklerini ve şikayetçi olacaklarını söyledi. Bu arada bir sinekle mücadele ediyorum şu anda. Kediden sonra da sinek. Bunun yanında bütün dünyadan çok büyük tepkiler var. İşte erkek takımlarından, kadın takımlarından Hermoso'ya destekler var. Bunun yanında FIFA'nın kadın üyelerinden ise enteresan bir şekilde hiç ses yok. UEFA'dan ses yok çünkü UEFA'da da başkan yardımcısı Rubiales, başkan yardımcısı olduğu için UEFA'nın da bir tavır koyması gerekecek. Acaba Çefer'in kendisinden istifa etmesini isteyecek mi veyahut UEFA'da da açığa mı alınacak onu da bilmiyoruz. Çünkü FIFA açığa aldığına göre UEFA'da aynı şekilde yapması lazım. Sinek sizi burada bugün rahat olursa bırakmıyor. Sonuçta bütün dünyada konuşulan ve gittikçe de bir kar topu gibi büyüyen bir olayla karşı karşıyayız Demet. Ne olacak hakikaten bilmiyoruz. Bu arada İspanya kadın milli takımının antrenörleri de komple istifa ettiler. Onun yanında ama erkek antrenör o istifa etmedi. Federasyona ve Rubiales'e destek vereceğini söyledi. Yani ortada çok enteresan bir durum var. Nereye varacak bu işin sonu? Şu anda da kimse bilmiyor. En işin kestirme yolu aslında Rubiales'in istifa etmesi ama da istifa etmiyor. Hatta oyuncuyu mahkemeye vereceğini söylüyor. Yani karma karışık bir hal aldı bu. Önümüzdeki haftada herhalde çok konuşulacak, çok şeyler olacak. Bunu da önümüzdeki yayınlarımızda muhtemelen konuşacağız yani. Konudan kaçış yok gibi gözüküyor. Evet. Peki devam edelim diğer konu başlıklarımızda. Futbol dünyasının en çok merak ettiği, takip ettiği 3 isim. Ronaldo ligde ilk kez kazandı. Biz de zaten ilk saat dilimimizi Ronaldo ile noktalamıştık. Hat-trick yaptı bu karşılaşmada. Messi de ligdeki ilk maçına çıktı. Benzema da ilk golünü atan isim oldu. Neler söylersiniz bu 3 isimle ilgili? Messi'nin bu sabaha karşı ilk maçı vardı. Onun skorunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Biliyor muyuz? Editörümüze soralım. Furkan'dan rica edelim bir baksın. Tabii. Ben bakmayı unuttum. Bu sabaha karşı MLS'te Amerika Birleşik Devletleri liginde ilk maçına çıkacaktı Messi.
Ben aklımdaydı aslında akşamdan da bu sabah bakmayı unutmuşum. Kusura bakma. Seyircilerimiz. 2-0 sonuçlanmış. Kim Messi de gol yenmiş? atmış, Miami yenmiş. Ha, tamam, Miami yenmiş, tamam. Evet, demek ki Messi MLS'e de damgasını vuracak. Bu çok net şekilde bu oynanan maçta da görüldü. İlk olarak Messi resmi maçlara çıktığında bu CONCACAF Ligler Kupası'nda sahaya çıkmıştı ve Evet. takımının kupayı almasını sağladı. Bundan sonra kupada finale kaldı MLS temsilcisi. Yani Inter Miami Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o Amerika Open Cup kupasında, yani bizdeki Ziraat Türkiye Kupası ile karşılaştığı bir o kupada finale kaldı. Finalde de Houston'la oynayacak. Şimdi de MLS'te ilk kez sahne alıyor Messi ve ilk maçında da gol atmış ve takımını kazandırmış. Yani eğer şu anda Doğu Konferansı'nda Inter Miami son sırada, eğer bu galibiyet serisi ne dönerse bu akşam bugünkü galibiyet bu daha sonra playofflara kalma anlamına da gelebilir ve tabii ki bu playofflara kalmak demek şampiyonluğa yürümek de demektir. Evet. Bakalım takip edeceğiz. Senin söylediğin gibi Ronaldo da şey yaptı. İlk maçına ilk Hat-trick yaptı. galibiyetini aldı. Ligde hat-trick yaptı. İlk hat-trick'ini yaptı. İlk galibiyetini aldı. Diğer yandan Sadio Mane'de iki gol atmış karşılaşmada. Ve bunun yanında da Benzema da ligdeki ilk golüne kavuştu. Böyle bu yıldızların bu hafta sonuna damga vurduğunu görüyoruz. Peki Bayern Münih'le devam edelim. Transfer gündemi de zaten hızlıca devam ediyor. Bayern Münih de yeni kalecisini buldu. Evet, Bayern Münih'te Manuel Neuer'in bu geçtiğimiz Dünya Kupası'ndan sonra verilen arada ve kayak kazası geçirerek Evet. uzun süre sahalardan uzak kalması Bayern Münih'te bir kaleci sorunu doğurmuştu. Onu Mönchengladbach'ın kalecisi Jan Sommer'i transfer ederek ara transferde bir şekilde gidermişlerdi ama Jan Sommer sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılıp Inter'e transfer oldu. Ve Bayern Münih'in yine bir kaleciye ihtiyacı var çünkü Manuel Neuer hala oynayacak duruma gelmedi. Bunun üzerine kaleci arayışlarının sonunda, hatta bir ara Livakovic'in de ismi Bayern Münih için geçmişti, Evet. hatırlarız. Daniel Perez'i, Maccabi'nin kalecisi Daniel Perez'i transfer etti Bayern Münih. Dün bu açıklandı resmen. Hem Evet. İsrail milli takımın kalecisi hem de Maccabi'nin kalecisi, genç bir kaleci ve iyi de olduğu söyleniyor. Ben kendisini seyretmedim ama özellikle iyi bir kaleci olduğu söyleniyor. Hatta Alman vatandaşlığı da varmış. Dolayısıyla Bayern Münih bakalım yeni kalecisine kavuştu. Bundan sonra Manuel Neuer'in dönüşü nasıl olacak onu da bilmiyoruz henüz. Daha kesinleşmedi. Ama en azından orayı sağlama aldı Bayern Münih gözüküyor. Peki son sorumuzla devam edelim. İngiltere Futbol Federasyonu ve menajerler arasında da ipler gerildi. Peki sebebi nedir? Şimdi bu FIFA'nın menajerler konusunda aldığı bir karar var biliyorsun. Bu da uygulamaya konacak yakın zamanda. Evet. Çifte müşteri olmayacak. Yani iki kulübü aynı anda temsil etmeyecek bir transferde. İşte ücretlere tavan geliyor. Çocuklara menajerlik yapamayacaklar menajerler. Bunlar büyük tepki doğurmuştu. İngiltere Futbol Federasyonu'nda menajerlere bu konuyla ilgili bir yazı göndermiş. Fakat bu yazıya bir türlü menajerler ulaşamıyormuş. Yani açamıyorlarmış. Onunla ilgili Menajerler Birliği İngiltere Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulunup bir an önce kendilerine yardımcı olmasını istedi. Çünkü Ekim ayında 1 Ekim'de bir sınav var. Yani sınava girecek menajerler tekrardan. Mesela daha önce Nisan ayında yapılan sınava giren menajerler şimdi 1 Ekim'de tekrar sınava girecek. Menajerlerden tabii ki FIFA'nın bu uygulamasına büyük tepki var ama mahkemeye gitmişlerdi daha önce. CAS reddetmişti, FIFA'yı haklı bulmuştu. Evet. Dolayısıyla bu olay bayağı menajerler açısından böyle onlara adına mağduriyet yarattı gibi gözüküyor ama diğer yandan da menajerlerin kazandığı paralara baktığımızda hakikaten buna da bir sınır gelmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Sinek de sizi rahat bıraktı tam aslında Evet. ama iyi pazarlar dileriz. Bu sinekli yayından iyi günler diliyorum ben de herkese. İyi pazarlar. Teşekkür ederiz.